Merhaba, ben Ahu Sungur. Bir şansım olsa programının sunucusuyum. Hayatta verilen bazı kararlar, bu kararlar sonucunda gelen pişmanlıklar, keşkeler. İşte bu programda bunlara tanıklık edeceksiniz. Zamanı geri alıp bir şeyleri değiştiremeyiz belki ama bazı insanlar için bir şans yaratabiliriz. Hayatımın en kötü 6 ayını geçiriyorum. Sevdiğim adamı kaybetmek istemiyorum. Evliliğimi büyük bir iftira uğruna feda etmek istemiyorum. Aşık oldum, severek evlendim. Bugüne kadar mutsuz bir günümüz bile geçmedi. Evliliğimiz sorunsuz bir şekilde ilerliyordu ama tufan birden benden uzaklaştı ve beni terk etti. Ne olur kocamla beni bir araya getirin. İftira. Büyük bir beladır iftira. İki suçlu bir kurban yaratır. İftiraya uğrayan insan bir girdaba düşer adeta. Ve o girdaptan kolay kolay da çıkamaz. Gelin sizi iftiraya uğramış bir hanımefendiyle tanıştırayım. Ahu Hanım, ben eşimden bir şans istiyorum ve evliliğimizi kurtarmak adına. Bir anda bu adam niçin çekip gitti, neden evi terk etti? Benim tahminim Tufan'ın hayatında bir kadın olmuş. Sanıyorum sevgilisi Kadir'le beraber geldiler, doğru mu? Kadir benim arkadaşımın kocası ama neden Kadir'in adı geçti? Şimdi onu anlam veremedim. Bir şekilde kendinden uzaklaşıp kurtulmak istiyor. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Aldatmışım hem de Kadir'le. Siz eşiniz İrem Hanım'ı aldatıyor eski musunuz? Eski eşi. Lütfen eski eşimiz. Ben üzerimdeki iftira kalksın istiyorum öncelikle. Haklılığımı ortaya çıkarmak için gururum, kaybolan gururum yerine gelsin istiyorum. Kadınlık gururum. Kadir Bey'in kim olduğunu biliyor musunuz? Kim? Hoş geldiniz Ahu Hanım. Siz de hoş geldiniz İrem Hanım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Şimdi ben hikayenizin bir kısmını ekip arkadaşlarımdan öğrendim. Fakat seyircimiz için size yine de sormak isterim. Siz kimden bir şans istiyorsunuz? Ahu Hanım, ben eşimden bir şans istiyorum. Ve evliliğimizi kurtarmak adına. Çünkü bizim evliliğimiz büyük bir iftiraya maruz kaldı. O yüzden eşimle beni tekrar bir araya getirmenizi istiyorum. Eşinizin ismi nedir? Tufan. Tufan Bey. Şu an ayrısınız. Evi terk etti gitti. 6 aydır yok, ulaşamıyorum kendisine. 6 ay önce evi terk etti. Evet. Bir anda durup dururken hiçbir şey yoktu. Bir anda kapıları yüzüme vurdu, çekti gitti. İrem sen beni aldatıyorsun, bana ihanet ediyorsun dedi. Neye uğradığımı şaşırdım. Peşinden gittim ama İrem seni rezil ederim, beni peşimi bırak dedi. Ağlayarak eve döndüm. Ne yapacağımı bilemedim. Sonrasında kendisine asla ulaşamadım zaten. Peki şimdi özür dileyerek sormak istiyorum. Mecburum onu sormaya. Eşinizi aldattınız mı? Hayır Ahu Hanım, ben eşimi çok seviyorum. Zaten aşık olarak evlendim. Bizim 10 yıllık bir geçmişimiz var. 10 yıllık evlenmişsiniz. 2 yıl sevgililik sürecimiz, 8 yılda evliliğimiz. Peki İrem Hanımcığım, ne oldu da bu mutlu evlilik, bir anda bu adam niçin çekip gitti, neden evi terk etti? Benim tahminim Tufan'ın hayatında bir kadın var. Ben öyle düşünüyorum. Yoksa bir insan durup dururken neden böyle bir şey yapar ki? Herhalde beni hayatından bu şekilde çıkarmak istiyor. Ve hayatındaki kadınla da devam etmek istiyor. Ben öyle düşünüyorum. Niçin böyle düşünüyorsun? Çünkü hiçbir sebep yok evi terk etmesi için. Biz çok mutluyduk. Biz aynı yatağa girdiğimizde tartışmış olsak bile birbirimizden özür dilemeden, barışmadan asla uyumazdık. Büyük bir aşkla evlendik zaten. Hiç de sorunumuz olmadı. Terk etmesini anlayamıyorum. Böyle bir şey var içinde. Bunu düşünüyorum. Ne dedi size? Son cümleleri neydi? Bana ihanet ediyorsun.
dedik gitti. Bana çok açıklama da yapmadı zaten. Çünkü konuşamıyorum, iletişim kuramıyorum. Telefonlarım açmıyor. Peki siz demediniz mi ben seni aldatmıyorum? Dedim ama inanmadı ki. Hiç dinlemedi bile beni. Peki sizce eşiniz böyle bir düşünceye niçin sahip olmuş olabilir? Bence kurgu yapıyor kendi kendine. Erkeklerin herhalde böyle bir kıskançlık dönemleri oluyor bazen. Hani öyle bir dönem geçirdiğini mi düşünüyorsunuz? Zamanında, üniversite zamanımızda da biz sevgiliyken de böyle bir şey yaşamıştık. Güvensizlik sorunumuz olmuştu. Ama o zaman da benim haklı olduğumu görmüştü. Yine öyle olacak büyük ihtimalle. Nasıl bir şey olmuştu? Siz üniversite arkadaşınız. Evet, biz orada tanıştık zaten. Oradan sevgili olduk. O dönemlerde biz flört ederken hafta sonları ben kursa gidiyordum, İngilizce kursuna. Kursum normalde 3'te bitiyordu. Ama ben o gün 5'te çıkmıştım. O zaman da bana böyle bir yakıştırmada bulunmuştu işte. Başkasıyla birlikte, hatta kurs hocasıyla birlikte olduğumu iddia etmişti. O zaman da çok şaşırmıştım ve tutup kolumdan ben aslında güzellik merkezine gidiyordum. Oraya götürdüm, gösterdim Tufan'a ne yaptığımı, hangi saatlerde geldim, ne işlem yaptırdığımı bile gösterdim. Ve benden özür diledi. Yine öyle bir şey olacak, eminim. Peki güzellik merkezine gittiğiniz öncesine niye söylemediniz? Yani böyle bir açık kapı, şaibeli bir durum olmasaydı keşke. Belli ki beyefendi biraz kıskanç biri sizin anlatımınızdan, ben öyle anlıyorum. Evet, kıskanç ve kuruntulu biri. Ama ben de utandım, çekindim. Genç kızdık o zamanlar. Tufan'a daha güzel görünmek istiyordum. Yazına tatile gidecektik. Onun için hazırlanıyordum. Kadınsal bir durum vardı yani. İrem Hanım, hiç mi ortak arkadaşınız yoktu? Üniversite zamanlarımızda vardı aslında. Yani hani sizi böyle ikinizle tanıyan, çekip çevirecek, araya girecek. Bir arkadaşım aslında Tufan'a ulaşmış. Hı. Ama onu o kadar azarlamış ki. İrem çok kötü durumda. Onunla konuşman lazım. Bir araya gelmen lazım. En azından bir dinle demiş. Bu söylediklerini mahkemede avukata söylersin deyip telefonu suratına kapatmış. Dava açtı mı eşiniz? Evet, dava açtı. Hatta evden çıkmam için tebligat bile göndermiş. Evden çıkmanız için kira mı, sizin mi ev? Bizim evlilik sürecimizde oturduğumuz ev ama Tufan'ın evlenmeden önce aldığı ev. Ha. Yani onun üzerine. Peki sizin maddi durumunuz ne alemde? Yani çalışıyor musunuz? Kendinize bakabiliyor musunuz? 2 yıl öncesine kadar evet çalışıyordum. Ve Tufan'la ortak bir hesabımız vardı bizim. Aldığım parayı da oraya birlikte biriktiriyorduk. Ama sanki beni çalışmamışım gibi. Şimdi beni her şeyden men etmek istiyor. Benim aldığım paralar nereye gitti o zaman? Arabayı da benden geri almak istiyor. Evden de çık diyor. Aylardır faturamı da ödemiyor. Neymiş, ben oturuyormuşum. Evde ben ödeyecekmişim. Ama ben çalışmıyorum ki, benim param yok. Siz nasıl geçiniyorsunuz şu an? Arkadaşlardan borç alıyorum, etrafımdan borç alıyorum. Herkese borçlandım, nasıl ödeyeceğim onu da bilmiyorum. Ama hayatımda idame ettirmek zorundayım, mecburen borç alıyorum. Nasıl ödenecek o borçlar? Çok kötü durumdayım, bilmiyorum. Ah hanım, muhakkak eşimle aramı bulmanız lazım. Hem eşimi çok seviyorum, maddiyat da umurumda değil. Para pul da umurumda değil. Eşim geri dönsün bana. Sizle hiç iletişim kurmuyor mu? Hayır, hiçbir şekilde telefonlarımı... Yani aradığınızda filan? Telefonlarımı açmıyor. Peki ailesi mesela, ailesi hayatta mı? Evet, annesini aradım ben. Hı-hı. Telefonu açtı. Buyurun İrem Hanım dedi bana. Bu şekilde soğuk, mesafeli. Ne oldu, şok oldum zaten. Sonra... Nasıldı kayınvalidenizle aranız? Normalde çok iyiydi. Ama belli ki Tufan'la konuşmuşlar. Benim hakkımda. Tufan onu doldurmuş. Ama deseydiniz İrem Hanım, anne ne İrem Hanım'ı, hani benim gelinin kızım, benimle niye böyle konuşuyorsun? Zaten bana şey dedi, buyurun İrem Hanım nasıl yardımcı olabilirim dedi. Dedim anne çok kötü durumdayım. Her türlü çok kötü durumdayım. Lütfen bir şeyler yap, Tufan'la konuş. Hiçbir şey demedi ve telefonunu sen manyağını bulmuşsun diyerek yüzüme kapattı. İnanabiliyor musunuz? Şimdi annelere bu noktada bir şey diyemiyorum çünkü oğlu ona durumu nasıl aktardı bilemiyoruz tabii. Yani hani kadıncağız nasıl bir
duygu durumu içerisinde bilemiyoruz ama tabii keşke yine de sizinle bir konuşsaydı, olanı biteni bir de sizden dinleseydi. Hiçbir şekilde bana fırsat vermedi. O da inanmış benim Tufan'ı aldattığımı. Peki sizce eşiniz Tufan Bey, yani niçin durup dururken böyle bir şey yaptı? Hani hayatında bence başka biri var diyorsunuz. Siz o kanıya niçin vardınız? Onu anlayamadım tam. Mutlu giden bir evlilikte birdenbire bir taraf ayrılmak istiyorsa muhakkak hayatında biri vardır. Bu böyledir zaten, siz de bilirsiniz. Genelde böyle olmaz mı? Peki hayatında biri varsa, yani böyle düşünüyorsanız siz eşinizi nasıl affedeceksiniz? Çünkü onu çok seviyorum. İnsan aşıksa her şeyi göze alabilir. Aşk her şeyi affeder mi? Evet, affeder bence. Çok seviyorsan affedersin. Öyle düşünüyorum Alhan Hanım. O yüzden sizden lütfen eşimi geri getirin bana. Onu çok istiyorum. Şimdi eşinizi şu an size geri getirebilir miyim bilmiyorum ama şimdi gidip eşinizi arayacağım. İnanıyorum size. Muhakkak bu işi yapacaksınız. Yani aramızı bulacaksınız. Size güveniyorum. Ne olur yardımcı olun bana. Ben de size güvenmek istiyorum. Her gelene öyle, hani sonsuz bir güvenle yaklaşıyoruz. Bir kadın olarak şu an yaşadığınız süreç çok zorlayıcı anlıyorum. Hem eşinizi çok sevdiğiniz için hem de maddi açıdan. Size tekrar sormak istiyorum Hülya Hanım. Eşinizin iddia ettiği gibi bir aldatma durumu hayatınızda yaşanmadı değil mi? Hayır Rahu Hanım, ben eşimi aldatmadım. Ben onu zaten çok seviyorum. Ona aşığım. Gözünün içine bakıyorum beni fark etmesi için. Son günlerde zaten ne yaptıysam beni hiçbir şekilde görmedi. Bir kadının tüm dikkat çekebileceği şeyleri yaptım. Ona sevgimi göstermeye çalıştım ama görmüyor. Silmiş beni. Çok ağır bir iftira. Çok yoruldum bunun altında kalmaktan. Benim hiçbir şey umurumda değil. Evi istiyormuş, arabayı alacakmış. Ben buraya da minibüste geldim. Arabama zaten benzin koyamıyorum ki, kötü durumdayım. Ama umurumda değil. Ben işimi istiyorum. Onu istiyorum. Resmi olarak hala evliyiz ve ben kendimi ona ait hissediyorum. O her ne kadar benim aldattığımı söylese de ben ondan başkasına bakmam bile. Göz ucuyla bile bakmam. İnsan aşık olduğu adama aldatabilir mi? Bu nasıl bir iftira? Aldatamaz. Aldatmadım ben de işte. Ama inandıramıyorum çünkü beni dinlemiyor. Belki dinlese, bu şekilde onunla da konuşsa, duygularımı ifade etse, belki de bana inanacak ama bu şansı bile bana vermiyor. Bakalım o şansı yakalayabilecek miyiz? Umarım sizin sayenizde. Ben şimdi eşiniz Tufan Bey'i aramaya gidiyorum Meryem Hanımcığım. Tamam, peki, bekliyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Sevgili seyirciler, İrem Hanım'ın halini gördünüz. Kocasına çok aşık, onunla yeniden bir araya gelmek istiyor. Fakat işin ilginç tarafı şu, kendine bir iftira atıldığından bahsediyor. Buna inanıyor, biz de kendisine inanıyoruz. Ve kendisine yardım edebilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Fakat diyor ki, bence eşim beni aldatıyor. Bana bu yüzden bu iftirayı attı. Ben de kendisine dedim ki, peki eğer ki eşiniz sizi aldatıyorsa onunla niçin barışmak istiyorsunuz? Aşk her şeyi affeder mi? Evet affeder dedi. Şimdi Tufan Bey'i arayacağım. Efendim. Tufan Bey. Evet benim, buyurun. Ben kimle görüşüyorum acaba? Tufan Bey merhaba. Ben Ahu Sungur. Show TV'de yayınlanan Bir Şansım Olsa programının sunucusuyum. Evet Ahu Hanım. Biliyorum programınızı. Buyurun. İzliyor musunuz? Fırsat buldukça izliyorum. Peki çok mutlu oldum. Programımıza da size ulaşabilmek adına sizi çok seven biri başvurdu.
Açıkçası tabii yani böyle bir şey için aramış olabileceğinizi tahmin ettim ama kim olduğu hakkında bir fikrim yok. Kim acaba? Kim benimle herhangi bir şeyi konuşmak istemiş? Şöyle yapalım Tufan Bey. Formatımız gereği zaten ben size şu an programımıza sizin için başvuran kişinin kim olduğunu söyleyemiyorum. Fakat aracımız sizin olduğunuz yerde. Eğer aracımıza binerseniz aracımızın içerisinde bildiğiniz üzere bir kasamız var. Kasamızın içerisinde de size ait bir emanet var. Tamam, öyle yapalım. Çünkü açıkçası merak ettim. Yani kim benimle ne konuşmak istiyor acaba? Peki, öyleyse aracımıza gider misiniz? Tabii ki. Tabii. Çok teşekkür ederim. Siz aracımıza bindikten sonra ekip arkadaşlarım bana haber verecekler. Sizi tekrar arayacağım. Tamam, peki. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Tufan Bey, programımıza kendisi için başvuran kişiyle ilgili herhangi bir tahminde bulunamadı. Bakalım kasayı açtığında kendisi için bırakılan o emaneti gördüğünde ne hissedecek? Kasanın içerisinde ne var? Biz de kendisiyle birlikte öğreneceğiz, bizimle paylaşırsa. Tufan Bey aracımıza binmiş. Efendim, alo. Tufan Bey, çok teşekkür ederim. Aracımıza binmişsiniz. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Tufan Bey, şifrenizi gönderiyorum. Hemen bakıyorum. Lütfen bu şifreyi kasaya giriniz. Buyurun. Kasadan kalem çıktı. Ama yani bu kalem benim için önemini çoktan yitirdi. Nasıl bir kalem o ve sizin için önemini niçin çoktan yitirdi? Bu kalem şu anda... Benim boşanmak istediğim eski eşim İrem'in... Nikah defterimize imza attıktan sonra nikah memurundan bizzat hediye olarak saklamak için istediği kalem ve biz bu kalemi ömür boyu saklayıp ve bütün önemli kararlarımızı bu kalemle yazacağız diye söz vermiştik birbirimize. Fakat İrem son yaptıklarıyla bu kalemi çoktan kırdı. Ne yaptı Tufan Bey? Beni aldattı o kadın. Bu arada kendisi orada mı şu anda? Şu an yanımda değil ama evet, programımıza size ulaşmak için eşiniz İrem Hanım başvurdu. Sanıyorum sevgilisi Kadir'le beraber geldiler. Doğru mu? İrem Hanım, sizin iddianıza göre Kadir Bey diye biriyle mi aldattı sizi? Evet, aynen öyle. Tufan Bey, eşiniz İrem Hanım çok üzgün, çok mutsuz, bir iftiraya uğradığını düşünüyor. Ve sizinle konuşmak istiyor, size ulaşmak istiyor. Benim o kadınla konuşacak hiçbir şeyim yok. Beni aldatan bir kadın benimle ne konuşacakmış? Bu nasıl bir yüzsüzlük, bu... Nasıl bir aymazlık, ben anlamıyorum. Tufan Bey, bir açıklaması olmalı ki programımıza başvurdu size ulaşabilmek için. Bir iftiraya uğradığını söylüyor, sizi asla aldatmadığını söylüyor eşiniz. Peki, madem öyle söylüyor. Ben oraya geleceğim. Yalnız ona söyleyin lütfen. Olacaklara hazırlıklı olsun. Sizden her şeye rağmen sakinlikle ve sağduyuyla buraya gelmenizi rica ediyorum. Ben sakinim Ahu Hanım. Zaten ben yani bu ilişkiyi gömdüm. Dediğim gibi bitti benim için her şey. Ben onun ipliğini pazara çıkaracağım. Madem kendisi buraya buralara kadar taşıdı bu olayı.
bunun da sonuçlarına katlanacak. İkiniz çok başka şeyler anlatıyorsunuz. Bunun en sağlıklı yolu sizi de dinlemek olacak. Sizi burada bekliyor olacağım. Tamam hanım, geliyorum ben. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoş geldiniz. Evet, İrem Hanım Tufan Bey'le görüştü. Hı hı. Kendisi epey sinirli. Buraya geliyor, sizinle görüşür mü bilemiyorum. Ben size bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Kadir Bey kim? Kadir mi? Kim? Tanımıyorum. Ben de tanımıyorum. Ama eşiniz gayet iyi tanıyor anladığım kadarıyla. Sizin de gayet iyi tanıdığınızı ima etti. Yani Kadir diye birini tanıyorum ama konumuzla ne alakası var onu anlamadım. Ben de onu merak ediyorum. Yani bu Kadir Bey'in konumuzla ne alakası var acaba? Kadir benim arkadaşımın kocası ama neden Kadir'in adı geçti? Şimdi ona anlam veremedim. Ben de anlam veremedim İrem Hanımcığım, o yüzden size soruyorum. Eşiniz Tufan Bey, sizin Kadir Bey'le ilişkiniz olduğunu söyledi. Yok artık, daha neler. Tufan buna nasıl inanabiliyor? Kadir benim üniversiteden arkadaşım Esra'nın kocası. Ne alakası var? Kadir'le birlikteymişim. Daha neler saçmalıyor. Bunu hiç kendi aranızda konuşmadınız mı eşinizle? Hayır, bana böyle bir şey söylemedi. Sizden duyuyorum şu an. Peki sizce bana niçin böyle bir şey söylüyor? Bilmiyorum. Artık ne düşünüyor, ne kuruyorsa. Peki ben eşinize inanmalı mıyım? Hayır, kesinlikle. Kadir sadece üniversite arkadaşımın kocası benim için. Ki Tufan da tanıyor zaten Kadir'i. Ortak arkadaşımız bir nevi. Peki bir insan ortak arkadaşıyla ilgili niçin böyle bir iftirayı öne sürer? İnanın hiç bilmiyorum. Yani şok üstüne şok yaşıyorum. Aldattığımı söyledi. Yetmedi, şimdi Kadir'le aldattığını söylüyor. Peki eşiniz genel itibariyle böyle eski arkadaşlarına rahat rahat iftira atabilen böyle yalancı biri miydi? Hayır, Tufan böyle biri değildi. Ben de bunun şokundayım zaten. Sizce niçin böyle birine dönüştü Tufan Bey, böyle biri değilse? Bilmiyorum, anlamıyorum. Ya Tufan'ın benden sakladığı şeyler var hayatında. Beni bu şekilde karalamak istiyor. Hedef mi şaşırtıyor acaba? Kesinlikle. Beni hem maddi şeylerden de mahrum bırakıp bir şekilde kendinden de uzaklaştırıp kurtulmak istiyor. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Aldatmışım hem de Kadir'le. Ben de inanmıyorum. İnanmak istemiyorum. Aldatmadım zaten. Ben onu çok seviyorum. Ama bunu inandıramıyorum. İftira üzerine iftira alıyorum sadece Kadir. İrem Hanım, siz çalışıyor muydunuz? 2 sene öncesine kadar evet, çalışıyordum. Niçin ayrıldınız işinizden? Aslında Tufan için ayrıldım, o istediği için. Zaten maddi durumumuz iyiydi. Tufan da, ben işimde kötü şeyler yaşıyordum. Bana mobbing uygulanıyordu, yöneticiler değişmiş, sıkıntılar vardı. Eve suratsız geliyordu. Hayatım, sen bu şekilde üzgün oluyorsun, benim de modum düşüyor. En iyisi sen işi bırak dedi. Aslında ben Tufan için işimi bile bıraktım. Düşünebiliyor musunuz? Ve aldığım karşılık onu aldattığımı söylenmesi, iftiraya uğramam. Ama biliyor musunuz, burada bir çelişki var. Eğer sizin iddia ettiğiniz gibi eşiniz sizi aldatıyorsa, niçin mesela işinizden çıkmanızı istesin? Bir insan çalışırken daha yoğun olur. Anlatabiliyor muyum? Evet. İşinizden ayrıldığınız zaman evde oturacaksınız. Daha çok hayatınızın merkezi, odağı eşiniz olacak. Ha, bir nevi eşinize daha çok saracaksınız. Nerede, ne yapıyor, iyi mi? Daha çok iletişim kuracaksınız. Daha çok boş vaktiniz olduğu için. Aldatan bir adam bunu istemez ki. Belki de benim maddi anlamda ortada bırakmak istemiştir. Bu kadar acımasız mı? Artık ben Kadir'le bile beni yakıştırdığını duyunca bu kadar acımasız olabileceğini düşünüyorum. Yani maddi olarak sizi çaresiz bırakma fikri de şu an mı geldi aklınıza? Evet, şu an Kadir'le aldattığını söyledi ya.
O yaptığı şeyi bile buna bağladım ben artık. Demek ki bu yüzden işten çıkmamı istedi. Beni güçsüz, kolsuz, kınansız bırakmak için. İşinizi az önce söylediğiniz kadar çok seviyor musunuz hala? Her şeye rağmen seviyorum. Her şeye rağmen geri istiyorum. Ben onu seviyorum. Size dava açtı eşiniz. Evet. Sizden herhangi bir talebi var mı? Ya da karşılıklı talepleriniz var mı? Evi istiyor. Kullandığım arabayı istiyor. Tabii kendine ayrıca bir arabası var. Hatta düğündeki takıları bile benden istiyor. Ve bana aldığı tüm hediyeleri istiyor benden. Size aldığı tüm hediyeleri? Evet. Size sık sık hediye alır mıydı? Alırdı. Zaten durumumuz iyiydi. Aramızda hiçbir sıkıntı olmadığı için Tufan bana sevgisini fazlasıyla gösterirdi. Her anlamda. Mutlu bir evliliğimiz vardı. Nasıl bu hale geldik ben anlamıyorum. Hala şoktayım. İrem Hanım, hakikaten nasıl bu hale geldiniz? Bilmediğim bir nokta var, anlamadım. Ben üzerimdeki iftira kalksın istiyorum öncelikle. Haklılığımı ortaya çıkarmak için. Gururum, kaybolan gururum yerine gelsin istiyorum. Kadınlık gururum. Sonra evliliğimi kurtarmak istiyorum. Evliliğime devam etmek istiyorum çünkü ortada hiçbir şey yok. Tamamen kuruntu ve kıskançlık. İşiniz gelmiş. Öyle mi? Ben şimdi gidip kendisiyle bir sohbet yapacağım. Şimdi sizden ricam, ben Tufan Bey'le sohbet ederken sizi bir şansım olsa masamıza yolculamak istiyorum. Lütfen beni orada bekleyin. Tamamdır. Olur mu? Olur. Arkadaşlarım yardımcı olacaklar. Buyurun lütfen. Sevgiye, aşka hepiniz gibi inanılmaz saygı duyuyorum. Bu hanımefendinin hayatıyla, ilişkisiyle aşık olduğunu iddia ettiği, çok sevdiğini iddia ettiği eşi Tufan Bey'le her şeyin onun anlattığı gibi çıkmasını diliyorum. İrem Hanım'a karşı güvenimin kırılmasını istemiyorum. Ortada bir yanlış anlaşılma, bir iletişim kazası vardır. Umarım orta yolu buluruz. Umarım bu ilişkiyi kurtarırız. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim hanım. Siz nasılsınız? Buyurun. Tufan Bey, ben iyiyim. Siz nasılsınız? Böyle bir ben sinirliydiniz, stresliydiniz telefon görüşmemizde. Nasıl stresli olmayayım Mahu Hanım? Yani yaşadıklarım o kadar kötü şeyler ki anlatamam yani. Çok kötü şeyler yaşadım. Şimdi yaşadıklarınızı tüm detaylarıyla sizden dinlemek istiyorum fakat öncesinde size bir şey sormak istiyorum. Tabii ki, buyurun. Siz eşiniz İrem Hanım'ı aldatıyor eski musunuz? Eski eşim. Lütfen, eski eşim. Peki. Siz eski eşiniz İrem Hanım'ı aldatıyor musunuz? Şöyle tam tersi, kendisi beni aldatıyor ve sizden böyle bir soruyu duymayı beklemiyordum ben. Yani siz beni aradığınızda ben buraya geleceğim. İrem benden işte özür dileyecek, kendini açıklamaya çalışacak gibi şeyler bekliyordum açıkçası. Sizden böyle bir soru duyunca ben şok oldum. Ne demek ben İrem'i aldatıyor muyum? Beni aldatan kendisi. Şimdi İrem Hanım bana durumu anlattı. Benim karşıma gördüğüm kadın, yani kendini ifade ediş biçiminden yola çıkarak size bunu söylüyorum. Kocasını çok seven ve iftiraya uğradığını iddia eden perişan bir kadın. Şimdi Ahu Hanım, dediğiniz gibi İrem size iddialarla gelmiş. Ben kanıtlarla geldim. Birazdan hepsini göreceksiniz. Bu dosyanın içinden ne pislikler çıkacağını hep birlikte şahit olacağız. Dosyada kanıtlarınız mı var? Hem de öyle böyle kanıtlar değil. Yani bütün
Gerçekleri bütün çıplaklığıyla ayan beyan ortaya çıkaracak kanıtlarım var. Ama öncesinde Esra Hanım'ı buraya davet etmek istiyorum müsaadeniz olursa. Esra Hanım kim? Tufan Bey? Esra Hanım bu dosyanın içeriğini hazırlayan kişi. Yani bütün bu delillere ulaşan kişi. Benim de bu aldatmadan haberdar olmamı sağlayan kişi. Şimdi Tufan Bey ben gelene gelme demem. Gidene de gitme demem. Tamam. O halde buyurun, arayalım. Buyurun davet edelim öyleyse. O halde arayalım gelsin kendisi. Enteresan. Hoparlörü alırsanız ben de duyarsam ve seyircilerimizi. Efendim? Esra merhaba. Merhaba. Nasılsın, müsait misin? İyiyim Tufan, müsaitim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Esra bak şimdi, sesin hoparlörde. Herkes seni duyuyor. Tamam. Ben Bir Şansım Olsa adlı bir programdayım. Beni aradılar buradan. İrem, İrem benimle barışmak için buraya başvuruda bulunmuş. Yok artık, oraya mı başvurmuş İrem? Aynen öyle. Ben bir merhaba diyebilirim. Esra Hanım merhaba, ben Ahu Sungur. Merhaba. Ahu Hanım, kusura bakmayın, heyecan yaptım. Bir an sizin sesinizi duyunca. Estağfurullah Esra Hanım, siz kusura bakmayın böyle bir anda. Tufan Bey sizi aramak istedi. Elimizde bir dosya var, daha doğrusu Tufan Bey'in elinde bir dosya var. Programımıza Tufan Bey'e ulaşmak için onu çok seven eşi İrem Hanım başvurdu. Biz Tufan Bey'le sohbetimizi yapmaya başladık. Ve sohbetimizin daha başında sizin adınızı zikretti Tufan Bey. Ve sizi buraya davet etmek istedi. Önümde bir dosya var. Bu dosyanın içerisinde çeşitli kanıtlar varmış. Tufan Bey'in iddiası bu yönde. Siz dedektiflik yapmışsınız ve bu dosyayı siz hazırlamışsınız. İçeriği size aitmiş. Doğrudur, ben hazırladım. Çok güzel olmuş, iyi olmuş İrem'in oraya başvurması. Öyle mi? Evet. Hangi açıdan? Benim bazı kanıtlarım var, dosyalarım var. Ben de oraya onu sunacağım. Hani böylelikle daha iyi olur. Karşı karşıya geliriz, her şey ortaya çıkar. Peki Esra Hanım, öyleyse sizi buraya davet ediyoruz. Gelir misiniz? Tabii ki gelirim. Siz konum atın bana, ben hemen gelirim. Dilerseniz aracımızı gönderebiliriz. Arkadaşlarım sizi aldırabilirler. Ben gelirim. Sizi burada bekliyorum Esra Hanım. Merak tamam. İçindeyim. Tamam, ben hemen geliyorum. Peki, teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tufan Bey, böyle bir gizemlerle dolu, kapalı bir kutu gibisiniz. Yok, aslında kapalı kutu olmaya hiç niyetim yok. Çünkü ben İrem'e evi terk ederken, evden ayrılırken söylemiştim. Güzellikle, tatlılıkla, sessiz sedasız bu işi halledelim. Zorluk çıkartmadan benden boşan, konuyu kapatalım demiştim. Şunu anlamaya çalışıyorum. Ortada bir yanlış anlaşılma olabilir mi? Siz eşinizi ya da eşinizin hareketlerini, davranışlarını yanlış anlamış olabilir misiniz? Acaba biraz kıskanç mısınız? Aha. Acaba İrem Hanım iftiraya uğramış olabilir mi bir kadın olarak? Benim elimde bir dosya dolusu kanıt var. Yani bunlar alelade basit şeyler de değil. Ama bu kanıtlardan emin miyiz? Eminim. Kimle aldattığını biliyor musunuz? Siz bana telefonda eşinizin sizi Kadir Bey'le aldattığını söylediniz. Fakat Kadir Bey... Kadir Bey'in kim olduğunu biliyor musunuz? Kim? Birazdan gelecek olan Esra Hanım'ın eşi. Hey. Şimdi bir dakika. Siz bana telefonda... eşinizin sizi Kadir Bey'le aldattığını söylediniz. Evet. Ben de bunu İrem Hanım'a sordum. İrem Hanım da bana Kadir Bey'in ortak arkadaşınız olduğunu söyledi. Hatta Kadir Bey'in kendisinin üniversiteden arkadaşı Esra Hanım'ın eşi olduğunu söyledi. Yani eşiniz sizi, kendi üniversite arkadaşı
Esra Hanım'ın eşi Kadir Bey'le mi aldatıyor? Aynen öyle. Ve üstelik birbirimizi çok severken, güzel giden bir ilişkimiz varken... niye gerek duydu ki böyle bir şey yapmaya? Bundan emin misiniz? Eminim. Bu çok acıklı ya. Yani aldatılmak zaten çok acı, çok korkunç bir şey. Bir de üstüne tanıdığınız ortak arkadaşınızdan size bu zararın gelmiş olması daha da korkunç bir şey. Aynen öyle. Bakın şimdi ben size aralarında geçen mesajlaşmayı okutayım. Ben şimdi yani o kadar özel şeyler... Yok, okuyun okuyun. Bunun özeli kalmadı. Zaten olay mahkemeye taşındı. Bu dosya olduğu gibi zaten mahkemeye sunuldu. Avukatlarım ilgileniyorlar. Bu galiba konuşmanın biraz ortası. Emin misiniz? Evet. Koç kadını... Koç kadını İrem oluyor. Kendisi Koç eşiniz, kadını. Eşiniz İrem Hanım oluyor Koç kadını. Kadir eski Bey kendine böyle mi şey yapmış, kaydetmiş eşinizi? Evet. Peki. Koç kadını şöyle diyor mesajda. Ne yapacağımı bilemiyorum. Hastalığım gecikti. Kadir Bey cevap yazmış. Sakın kontrol ettirmedim deme. Hemen kontrol ettir. Bak saftirik. Kendi çocuğu filan sanmasın. Koç kadını. Ya onun ruhu bile duymaz ruhum. Ben seninim. Kadir Bey. Hah şunu bileydin. Zaten kainat bizi birbirimize göre yaratmış, unutma. Koç kadını. Ben bu kadar uyumlu bir ilişki hiç yaşamadım. Bizim safı bir kenara koyuyorum. Zaten o da yorgunluktan televizyon karşısında uyuyor. Kadir Bey. Aman uyumaya devam etsin. Biz böyle mutluyuz değil mi aşkım? Koç kadını bulutların üstündeyiz. Haftaya sana bir sürpriz var. Kadir Bey nedir diye sormuş. Koç kadını ay. Kostüm. Ama ben diyemiyorum siz anladınız sevgili seyirciler. Kadir Bey bir de demiş ki. Kırmızısını da al bence. Ahan, bizim evde böyle şeyler yok. Bunları nerede saklıyor bilmiyorum ama sanırım kendi arabasında saklıyor. Allah ya Rabbim. Çünkü ne zaman hayatım arabanı bir tur ver diye takılacak olsam, ay ne yapacaksın arabayı deyip üsteleyip vermiyor. Bunlar sizin elinize nasıl geçti? Ben bir gün iş yerimde toplantı halindeydim. Telefonum ısrarla çalmaya başlayınca telefonumu kapattım. Çünkü toplantıdayım. Toplantı biter bitmez o ısrarlı arayışı merak ettiğim için hemen telefonumu açtım. Telefonumu açar açmaz bana 40 küsür tane mesaj geldi. Ardı ardına bildirimler susmuyor. O 40 mesajın hepsini hatırlamanız mümkün değil ama genel itibariyle neyi kapsıyor yani hani zaten, o 40 mesaj? Zaten içerikleri hani çok benzeşen şeylerdi. İşte bana hemen ulaşmalısın, çok acil konuşmamız lazım, o tarzda şeyler. Ama bu arada sizin Esra Hanım'la hiçbir samimiyetiniz yok ve görüştüğünüz biri de değiliz. Yani bir tanıştığınız var sadece. İşte onu sonradan öğreniyorum ben. Aslında onu bile hatırlamıyorsunuz. Tabii hatırlamıyorum. Numarayı tanımadığım için sekreterimi arattım. Sekreterim görüşmüş. Odama tekrar geldiğinde sekreterim ben tanıyamadım. Yani o kadar ateş basmış böyle yüzü gözü kıpkırmızı el ayağı titrer bir şekilde odama geldi. Ve bana dedi ki Tufan Bey ben Esra Hanım'la konuştum. Evet.
Eşinizle ilgili bana bir sürü şeyler anlattı. Esra Hanım'ı arasanız iyi olur dedi. Tabii bunun üzerine ben hemen aradım. Aradığımda Esra Hanım bana kendini tanıttığında ben hatırladım üniversiteden İrem'in arkadaşı olduğunu. Daha sonrasında bana ilk başta şey dedi. Eşim beni aldatıyor. Anlam veremedim yani. Haklısınız. Eşin seni aldatıyorsa. Beni niye arıyorsun? Bundan bana ne? Evet. Eşim beni, Kadir beni İrem'le aldatıyor. Ve ben de seni bunun için aradım dedim. Ah! Ya ben zaten o esnada buz kestim. Hiç tepki veremedim. Yani belki de hani diyebilirim bir 10, 15 saniye, 20 saniye hareketsizce, sessizce bekledim. Daha sonra kendime geldiğimde dedim, Esra ne diyorsun? Yani bu çok ağır bir itham. Ben eşimi seviyorum. O da beni seviyor. Çok güzel bir ilişkimiz var. Sen bundan emin misin? Neye dayanarak bana bunları söylüyorsun diye sorduğumda ben hepsini, her şeyi sana kanıtlayacağım. Ama senden tek bir ricam var. İşte bunu sen İrem'e belli etme. Biliyorum çok zor ama sen bunu İrem'e belli etme. Sen araştırma yap kendince. Hani gözlem altında tut İrem'i. Ulaştığın şeyleri de benimle paylaş lütfen. Ben çünkü bu işin peşini bırakmayacağım. Bütün delilleri toplayacağım dedi. Ben de ona tamam dedim. Hani inanarak tamam dedim. Nasıl belli etmeyeceksiniz peki? Zaten mümkün olmadı. Daha sonrasında Esra benim telefonuma birkaç mesajlaşma yazışmalarını attı. İkisinin arasında olan. Bir kamera görüntüsü, güvenlik kamerası görüntüsü attı. Fotoğraflar attı birkaç tane. Ne vardı o güvenlik kamerası görüntüsü? Yani gayet samimi, el ele, diz dize oldukları görüntüler vardı. Ve siz böyle eve gittiniz. Ben bu halde eve gittim ama belli etmemem mümkün değildi. Sanıyorum anlamıştır bir sorun olduğunu çünkü yani ben onu karşımda görür görmez zaten karşımda gördüğüm insan İrem değildi artık benim için. Bambaşka biriydi. Bir yabancıydı yani. Aynı evi paylaşan iki yabancıymışız gibi hissettim. Ve daha neler neler var. Neler neler. Birlikte tatile bile gitmişler Ahvan. Yani Allah aşkına. Ben... Nasıl gitmişler peki? Eşinizden bir süre ayrı kaldınız mı mesela hani? Aslında tatile gitmemişler. Birlikte plan yapıp beni tatile götürmüşler. Nasıl yani? Ya Antalya'ya tatile gittik. Üstelik... Siz eşinizle İrem Hanım'la. Evet. Üstelik evet. Sezon da değildi. Hani sezon dışı bir evet. Tatildi. Açıkçası kışın ortasında İrem'in benden böyle bir tatil talep etmesini de anlayamamıştım, anlam verememiştim ama şimdi taşlar yerine oturuyor. Ne olmuş? Ya ben o tatili yarıda kesip bir günlüğüne İstanbul'a gelip geri dönmem gerekiyordu. Hı. İş icabı mı? Evet. Ben İstanbul'dayken meğerse onlar da orada. Nasıl yani? Vallahi öyle. Şimdi böyle durumlarda ben kilitleniyorum, kaşıntı basıyor. Çok fena oluyorum. Tabii ki zor bir... Merhaba Tufan. Merhaba Esra, hoş geldin. Hoş geldiniz Esra. Merhaba Ahvan. Şöyle alayım sizi. Tamam. Buyurun. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Nasılım? Şimdi iyiyim diyeceğim. Vallahi iyi değilim. Yani sinirliyim. Üzgünüm, kızgınım. Yani bence evlilik kurumu çok kıymetli bir kurum. Bana göre çok kutsal bir kurum. Yani böyle ayaklar altına alınmış gibi hissediyorum ve hem üzülüyorum, hem büyük hayal kırıklığına uğruyorum, hem kızıyorum. Esra Hanım, nasıl öğrendiniz eşinizin sizi, Tufan Bey'in
eşi İrem Hanım'la, eski eşi İrem Hanım'la aldattığını nasıl anladınız? Şimdi bana olan ilgisi azalmaya başladı. İşten eve geç gelmeler başladı. Ve bu benim dikkatimi çekti. İşten eve geç geliyor ama bir yandan da şikayet ediyor. Bana sürekli işin sıkıntılarından bahsediyor ama gülerek bahsediyor. İnsan işin sıkıntılarından gülerek bahseder mi? Bahsetmez. Ama o bana gülerek bahsettiği için benim içimde bir şüphe uyandı. Ve böylelikle takibi aldım. Nasıl bir takipten bahsediyorsunuz? Eşimin kredi kartında, eşimin İstanbul'dan Antalya'ya gece gidip sabah Antalya'dan İstanbul'a döndüğünü gördüm ekstresinde. Bu sizin tatil. Yani tam benim tersim. Ah. Benim söylediğimin tersi. Evet. Bu benim dikkatimi çekti. Böylelikle de ben onu takibe aldım. Bazı görüntüler de aldım kaldığı otelden. Hani gittiği otelden. Ben şimdi sormaya korkuyorum ama böyle çok müstehcen değilse hani ne tip görüntüler bunlar? İsterseniz size izletebilirim. Açabilirim buradan da. İsteyeyim mi bilemiyorum da yani izlemeyi isteyeyim mi? İzleyin izleyin. Yani dediğim gibi artık zaten bitti. Onun için de bitti. Benim için de bitti. İsterseniz böyle şuradan bakabilirsiniz. Ay bildiğiniz birbirlerine yemek yediriyor. Aşkla birbirlerine Kadir İrem'in çayını üflemiş. Birbirlerini aşkla yedirmişler. Yapamayacağım. Siz anladım ben şeyi, durumu. Tamam. Ay Esra Hanım. Ne yaptınız siz bunları görünce? Şimdi Kadir benimle ilgilenmemeye başladıktan sonra ben şüphelendim. Evet. Kadir'in telefonunu aldım. Normalde şifresini ben biliyorum. Ama baktım şifresini değiştirmiş. Nasıl açtınız? Kadir derin uyuyor. Ben Kadir uyurken parmağını aldım. Ekrana bastım. Öyle açtım. Açıldı telefon. Evet, açıldı telefon. Bu mesajlara öyle ulaştınız. Evet, mesajlara böylelikle ulaştım. Parmağa bastınız, açıldı telefon. Evet. Karşınızda başka bir kadınla olan yazışmalar. Zaten... Uyandırmadınız mı ya? Hayır. Kalk sen ne yapıyorsun? Bana demediniz mi? Belli etmedim Kadir'i. Hani ay nasıl bunu başarıyorsunuz mesela? Yani tabii ki çok zor Ahu Hanım. Yani kolay bir mesele değil. Yani düşünsenize bir insanla bir yola çıkıyorsunuz, onu seviyorsunuz. Ona kalbinizi tapılıyorsunuz. O gidip başka bir gönülde kiralık oturmayı seçiyor. Ya Esra Hanım bir şey soracağım. Eşiniz Kadir Bey nasıl bir adamdır? Şimdi ben size nasıl biri olduğunu ispatlayacağım. Nasıl? Müsaade ederseniz Kadir'i buraya çağırayım. Siz kendiniz de görün, tanıyın. Nasıl bir insan, nasıl karaktersiz bir insan olduğunu da göreceksiniz. Şimdi sizin için bir yani, sakıncası... Hayır hayır, asla kesinlikle yok. Dediğim gibi bizim bitti zaten. Ben gönlümde de, beynimde de bitirmişim. Zaten bir ay sonra hukuken de bitecek. Siz buraya davet etmek istiyorsunuz Kadir. Evet, buraya davet gelir etmek mi? İstiyorum. Gelir. Koşa koşa gelir. Sevgili seyirciler, bugün konuklarımızla ilgili o kadar bereketliyiz ki, o kadar fazla konuğumuz var ki. Peki lütfen buyurun arayın Kadir tamam. Bey'i. Ben hemen arıyorum. Efendim? Alo Kadir. Hayatım. Canım. Şimdi bırak hayatım, karım, canım demeyi. Şimdi sana bir konum atacağım. Sen hemen konuma gelebilir misin? Anlayamadım şimdi. Ne konumu? Nereye gelmem gerekiyor? Ya ben soru sorma. Ben sana konum atayım. Sen konuma gel. Zaten orada ne olduğunu, ne bittiğini göreceksin yani. Ama bak beni korkutuyorsun şu anda. Ya yani... Korkmana gerek yok. Ha böyle... Sakin sesle konuşursan tamam gelebilirim. Yok yok korkmana gerek yok. Zaten burada da arabulucu insanlar var. Ortak noktamızı bulacak. Merak etme. Aşkım ben zaten senin beni arayacağını biliyorum. Merkür çekim yasasına göre akrep erkeği bu dönemde eşsiz kalmayacakmış.
Özellikle baktım, boğa burcu benim burcum. Yani senin burcunun yıldız haritasında ben varım hayatım. Astroloji asla yalan söylemez. Biz bu işi halledeceğiz, bütün sorularımızı çözeceğiz. Tekrar eski mutlu yuvamız şenlenecek. Peki tamam, ben sana konum atıyorum. Burada da bekliyorum. Sen gel buraya. Tamam aşkım, uçuyorum. Hemen geliyorum oraya. Tamam, bekliyorum seni. Tamam bebeğim. Kapat. Siz bir konumu atın da. Tamam. Böyle burçlara çok mu meraklıdır Kadir Bey? Evet, burçlara çok meraklı maalesef. Herkes de burcuna göre mi değerlendirir? Evet, burçlara göre değerlendirir. Hep böyle miydi? Hep böyle. Yani yıllardır evliyiz, hep böyle hareket ediyor. Size bir şey söyleyeceğim. Sizlere geçmiş olsun. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. İnanın çok üzüldüm. Şimdi size şunu sormak istiyorum. Buyurun. Eşiniz, fakat siz eski eşim diyorsunuz. Eski eşiniz İrem Hanım sizin için bir video hazırladı. Size bir mesajı var. Bunu izlemek ister misiniz? Ne onun bana söyleyeceği herhangi bir kelimeyi duymak istiyorum. Ne herhangi bir video. Hiç onu görmek istemiyorum. Ben onu en son mahkemede göreceğim. En son orada göreceğim ve bitecek, noktayı koyacağım. O zaten yaptıklarıyla çoktan bu evliliğin kalemini kırdı. Şimdi siz görmek istemiyorsunuz fakat İrem Hanım'ı ben görmek istiyorum. Ve bana müsaade ederseniz... Tabii ki, buyurun. Ben bu dosyayı alabilir miyim? Tabii ki, buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Müsaadenizle İrem Hanım'ın yanına gidiyorum. Tabii ki, müsaade sizin. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz. Hayat sizden yana olsun. Çok teşekkür ederim. Bundan sonrasında iyi şeyler yaşayın. İyi insanlarla olun. Hayatınız güzel ve iyi olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Aha, ne oldu? Tufan'ı ikna edebildiniz mi? Evliliğimizi kurtarabilecek miyiz? Evliliğinizi kurtarmak istiyorsunuz. Evet. Eşinizi çok seviyorsunuz. Evet. Onu hiç aldatmadınız. Kesinlikle aldatmadınız. Bir iftiraya uğradınız. Ve her şey düzelsin. Yeniden mutlu mesut. Evet. Eşinizle yaşayın istiyorsunuz. Bunu istiyorum. Tufan Bey geldi. Kendisiyle uzunca bir sohbetimiz oldu. Buraya birini daha davet etti. Yalnız değildi. Nasıl yani? Birini mi bulmuş? Beni unutmuş mu? Birini bulmuş demeyelim de... yanında güvendiği, ona bu süreçte destek olmuş olan biri olmuş diyelim. İrem Hanımcığım, aslında ben sizden bir şey için müsaade rica edeceğim. Burada bir konuğumuz var. Aynı sizin gibi eşiyle barışabilmek için yanıp tutuşuyor. Eşini çok seviyor. Öyle mi? Çok çaresiz. Onu buraya davet etsem müsaade eder misiniz bana? Tabii, benim gibi aşkın peşinde koşan biri gelebilir. Birbirimize destek oluruz burada hem. Değil mi? Evet. Öyleyse Kadir Bey hoş geldiniz. Ahu Hanım. Buyurun. Aslında ben eşim için gelmiştim. İşte hayat bu. Neye niyet, neye kısmet. Kadir, ne alaka? Ben hiç anlamadım şu an. Vallahi neden ben de anlamadım burada? Şu anda. Tanışıyorsunuz. Yani tanışıyoruz. Esra'nın kocası. Öyle mi? Evet. Ne sıklıkla görüşürsünüz? Yıllardır görüşmüyoruz. Tabii yıllardır yani... görüşmüyoruz. Yani en son ne zaman görüşmüştük? Ya diyorum ya, ben zaten Esra ile bile görüşmüyorum yıllardır. Hani evlendik, işlerimiz, işte çocuğu falan oldu sonra. Aynen. Nasıl tanışmıştınız? Hatırlıyor musunuz? Yani... Ben mi anlatayım, sen mi anlatıyorsun? Ya nasıl, biz sinema
Evet, evet. Sanırım değil mi? Ben Esra ile sinema çıkışında seninle karşılaşmıştı Esra. Evet, ben de orada telefon numaramı değiştirmiştim. Aynen. Esra ile öyle kısa bir sohbetimiz oldu bizim aslında. Esra yeni telefon numaramı verdim. Ondan sonra hiç görüşmedik biz. Ya aslında çok eskiden, üniversite döneminde ben seni hatırlıyorum ama sen beni hatırlamazsın. Ya, ben sadece o sinema çıkışını net hatırlıyorum. Onda da işte onun merhaba içinde, merhaba evet, zaten. Evet. Ben Kadir Bey'i görmüyorum yıllardır. Ne alaka? Ya ben eşim için geldim buraya. Hayırdır yani? İrem Hanım ne görüşsem alaka? Görüşsem Esra'yla görüşürüm zaten. Kadir Bey'le neden görüşeyim ki? Siz buraya eşiniz için geldiniz. Ben kulak misafiri oldum. Evet, öyle evet. Mi? Eşin için. Esra Hanım'la telefon konuşmanıza. Anladım. Hayatım uçarak geliyorum yanına dediniz. Ya. Hep öyle uçarak mı gidersiniz eşinizin yanına? Öyle büyük bir aşk. Ben eşimi istiyorum. Ben eşimi geri istiyorum. Kadir Bey de tam insanı ortada koyacak bir insan tipi var yani. Öyle bir yüzü var. Nasıl anlayamadım? Esra adına ne kadar üzgünüm şu an. Niçin? Ya Kadir'de insanı aldatan, ortada koyan bir tip var. Çünkü Esra için çok üzgünüm, yazık kıza. Öyle siz bir anda böyle bir bakınca anlıyor musunuz? Ay, hissedebildim. Sezebildim şu anda. Ya ne alakası var hanımefendi? Tamam doğrudur. Akrep erkekleri için aldatır der vesaire gibi tanılar vardır ama... Ben öyle biri değilim. Ben aileme, çocuklarıma, karıma çok sadık bir insanım. Öyle mi? Tabii ki. Siz böyle astrolojiyle ilgilisiniz anladığım kadarıyla. Yani ilgileniyorum bir şekilde. Mesela siz oğlaksınız. Değilim. Sende de bir akrep yüzsüzlüğü var. Yok oğlum, orası var. Nereden anladınız benim oğlak olduğumu? Gözlerimi sizden alamıyorum. Belki ondan etkilenmiş olabilirim ama konuştukça, tanıdıkça, size yaklaştıkça emin olun bulacağım. Böyle tanıdığınız hanımefendilere sürekli bir yaklaşma eğiliminiz var mıdır? Yok yok yok, hanımefendilere yaklaşma değil. Tamamen bu kişisel bir durum. Yani bu sadece kadınlarla alakalı bir durum değil. Erkek arkadaşlarım için de geçerli. Her gördüğün kadına böyle yaklaşabilirsen bu bir saygısızlık zaten. Yani Ahu Hanım öyle bir durum yoksa kesinlikle. Siz ilk tanıştığınız zaman yıllar 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 önce beyefendiye bakıp böyle anlamış mıydınız şu an anladığınız şeyleri? Yani şu an anlıyorum. Hanımefendi de programımıza çok sevdiği, aşık olduğu eşiyle evliliğini kurtarmak amacıyla öyle mi? Başvurdu. Evet. Evet. Eşi, müsaadenizle söyleyebilirim. Tabii ki. Eşi kendisini onu aldatmakla itham etmiş. Bu bir iftiradır diyor. Ben diyor iftiraya uğradım. Eşimi asla aldatmadım. Onu çok seviyorum. O benim hayatım diyor. Hani siz nasıl eşiniz için hayatınız olduğunu söylüyorsunuz? Çok ortak noktalarınız var aslında. Evet, birçok ortak noktamız var. Bence de. Değil mi? Ama eşinin İrem Hanım'ı affetmemesi için hiçbir sebep yok bence. Öyle mi? Evet. Nereden biliyorsun? Yani çok güzel bir kadın mesela. Yani hiçbir erkeği reddedemeyecek kadar güzel bir. Allah aşkına. Güzel mi buldunuz İrem Hanım'ı? Yani tabii ki güzel. Nasıl bir şey bu? Nasıl bir saygısızlık bu? Ben şimdi ne yaptım ki? İltifat ettim. Yani sonuçta arkadaşımın işi böyle iltifat etmesi normal mi burada bana? Yaptığı şey yanlış değil mi? Kadir Bey. Efendim? Eşinizi aldattınız mı? Hayır, kesinlikle aldatmadım. Hala yalan söylüyorum. İrem Hanım. Kadir, sen beni aldattın, farkında mısın? Sen beni aldattın. Ne diyorsun İrem? Ahu Hanım, Kadir asla güvenilmez. Güvenilmez bir adam. Karısını aldattı. Beni aldattı. Bu adam herkesi aldatabilir. İrem Hanım, şimdi ben bir doğru anlayayım. Seyircilerimiz de doğru anlasınlar. İtiraf gibi bir itiraf.
Ahan'ım belli ki siz her şeyi öğrendiniz. Siz burada zaten bunu bize söyletmeye çalışıyorsunuz. Bir şekilde itiraf ettirmeye çalışıyorsunuz. Ben daha fazla devam etmeyeceğim. Evet, Kadir beni aldattı. Ben Kadir'le birlikteydim ama o gitti. Kendinden 20 yaş küçük bir kızla sevgili oldu. Beni ortada bıraktı. Karısını ortada bıraktığı gibi beni de ortada bıraktı. Ortada bırakılmak nasıl bir his? Belki hani onu çözerseniz eşiniz Tufan Bey'in de hislerini anlamış olursunuz. Bana o kadar güzel şeyler söyledi ki ilgimi çekti. Sen dünyanın en güzel kadınsın dedi bana. Yapmadığı şey kalmadı beni tavlamak için. Sonra ne oldu? Ben onun için birçok şeyi feda ettim. Her şeyimden vazgeçtim. Paramı bile verdim. Paranızı? Son kuruşuna kadar, evet. Ya bu konuyu açmanın gereği var mı İrem? Yalan mı? Benden aldığı paraları başka kızlara harcadı. İnsan utanır ya 25 yaşındaki bir kızla birlikte olmaya. Siz de hiç eşinizden aldığınız paraları acaba eşinizi aldattığınız Kadir Bey'le harcamış olabilir misiniz? İnsan utanır değil mi? Birinin evliyken, birinle bir ömür birlikte olma sözü verdikten sonra hastalıkta, sağlıkta değil mi? Böyle bir yemin veriyoruz hayat arkadaşlarımıza. Ondan sonra aldatmaya utanır değil mi İrem Hanım? Hatta biliyor musunuz? Biz epey bir şeyler öğrendik. Burada bakın okumak ister misiniz, görmek ister misiniz? Ne çok şey var sizinle ilgili. Ay yok artık yani bu kadara da fazla. Bu benim özelim, mahremim. Öyle bu mi? Kadarına da giremezsiniz. Saçmalıklara daha fazla dayanamayacağım. Ah oğlum ben gidiyorum. Uğurlar olsun. Özelle mahrem dediğiniz şey böyle sayısız insanın içerisinde olduğu bir şey değildir hanımefendi. Hiç böyle olsun istemezdim. Nasıl olsun istemezsiniz? Yani teke tek konuşmamız daha makul değil mi? Daha iyi olmaz mıydı sizce? Ben sizinle sizce niçin teke tek konuşayım beyefendi? Yani işte ben karımla birleşmek istiyorum tekrar. Çocuğumuz var. Ben onları kaybetmek istemiyorum. Siz de bana aracılık yaparsınız diye düşünüyordum. Ben de size aracılık yapacak bir izlenim oluşturdum mu mesela sizde ben? Yani çok sevecen duruyorsunuz. Mesela sanki yengeç kadını gibi, bilmiyorum ama şimdi tutturabildim mi? Kadir Bey. Buyurun. Size bir şey soracağım. Pişkinlik ne demektir bilir misiniz? Ne alaka? Şimdi şöyle yapalım. Ben buradan kalkayım gideyim. Siz benim söylediğim bu kelime üzerine bir düşünün olur mu? Sizle ne ilgisi var? Karakterinizle ne ilgisi var? Size ne çağrıştırıyor, ne yaşatıyor, ne anımsatıyor? Acaba siz pişkin bir insan mısınız? Bir oturduğunuz yerde düşünün olur mu? Kesinlikle boğasınız. Ahu Hanım, boğasınız değil mi? Yalancının mumu yastığa kadar yanarmış. Ayrıca hiçbirinde doğru tahminde bulunamadı. Ben Kova burcuyum. Sizi seviyorum. Kendinizi sevin. Hayatı sevin. Sakın unutmayın. Hayatta her zaman bir şansınız daha var. Bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun.